Sen misin? Benim tabii kim olacak başka? Saat kaç o? Çok olmuş saat. Ay dikkat et. Dikkat et düşeceksin. İlaçlar sersemletiyor seni biliyorsun değil mi? Ben bu tatlı sersemlikten gayet memnunum çocuğum. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Binnaz ablalar ne zaman dönüyor? Ne zevk alıyorsun şu mutfak işlerinden anlamıyorum. Ben istemem. Kime çektiysen acaba? Bırak yorma kendini. Ben yapmayayım da kim yapsın? Hadi. Hadi bakma öyle. Gel çorba var içeri sıcacık. Yok istemiyorum. Acıkmadım ben. Abin gelsin onunla yiyeceğim. Tamam bir şey demedim. Rüyamda gördüm yedi çıkamadım etkisinden. Çıkıverdi öyle birden ağzımdan. Ters ters bakma sen de hemen. Hı hı. Sen çok seversin ya çorbayı. Ben ısıtıp geliyorum hemen. Günaydın. Gel. Gel kızım. Gel. Miti gel. Miti gel. Gel. Gel kızım gel. Günaydın. Hadi gel. Bekle. Thank you.
gel. Aa sen git koskoca Rus milyarderine kafa tut. Sonra bir de adamı ayağına kadar getirt falan. Oho. Prosedür neyse onu yaptım ben. Ha, prosedürmüş. Yerim senin prosedürünü. Pınar. Ay ne be, yalan mı? O adam koca limuzini sana tahsis etmiş işte resmen. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl sen o limuzinle okula girdiğinde ne biçim havan olmuştur ha? Orasını hiç sorma zaten. Okuldakiler var ya, kesin beni bir şey sandılar. Hayır, bu devirde kim kızını okula limuzinle gönderir ki? Olsa olsa Arap şeyinin kızı falan demiştim. Vallahi aklın varsa bu zenginlik rolünü oynarsın. Bir güzel etinden sütünden faydalanırsın. Heh, tam adamını buldun zaten zengin rolü kesecek. Aman bir limuzine bindim diye dünyam değişmeyecek ya. Limuzin değiştirir kızım. Sezai Bey, beni çağırmışsınız. Ah gel Serra, otur şöyle. Ester Karayev'le tanışmışsınız. Şey Sezai Bey, yani ben prosedür ne gerektiriyorsa onu yaptım. Size olayı nasıl aksettirdiler bilmiyorum ama... Sen Dimitri Karayev'in kim olduğunu biliyor musun? Kendisi çok ünlü bir pırlanta tüccarıdır. Senin dünkü sorumlu davranışın çok hoşuna gitmiş. O yüzden de gelip beni tebrik etti. Senin gibi bir personelimiz olduğu için. Onu da sana bıraktı. Ufak bir meblağ. Teşekkürüm ayetinde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pınar, sen ne zaman fanatik oluyorsun bakalım? Fanatik ne ya? Fanatik değil Ahmet abi, fenomen, fenomen. Aman be kızım, neyse ne işte. Vallahi şöyle söyleyeyim Ahmet abi, her an bomba gibi patlayabilirim. Hadi bak saat kaç oldu, git de şu büfeyi toparla. Geç mi kaldın senin okula? Evet. Hayır, normalde ışınlanmam lazım ama o da henüz keşfedilmedi. Ha Serra. Ben de çıkıyorum kızım. Havalarından birilerini karşılayacağım gene. Seni de okula bırakıvereyim. Yolumun üstü zaten. Sahi Ahmet abi ya. İyi ki varsın. Hadi bakalım. Şişt, müdür hazretleri ne dedi sana? Vallahi çatlıyorum meraktan. Anlat hemen. Merak edilecek bir şey yok Pınar. Şu Rus misafirle ilgili. Ben detayları sonra anlatırım sana, tamam mı? Hadi Serra. Bak bu geveziye takılırsan ben bile seni okula yetiştiremem, söyleyeyim. Serra, öğle yemeğin hazır. Unutma. Süpersin Veysel abi. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Kolay hadi gelsin. Sağ ol. Açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdın. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi iki dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhanem belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhane babakhane? Hop bir dakika. Baban yaşında adama öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim, geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil, pardon? Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz, görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi beni çok... Uzatma istersen. Açın yolu, geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git, geç kalma. Benim vaktim var kızım, sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yok. Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya sabır. Olaylar olaylar arkadaşlar. Selim Kutlusay şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi arabayı çekmeniz lazım. Trafik kilitlendi. Trafik kilitleyen biz değiliz. Beyefendi kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey... Kusura bakmayın, rektörümüz birazdan gelecek. Büyüklük sizde kalsın. Büyüklük diyor bir de. Sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum.
Büyüklük bende kalsın. Afralara bakar mısın Ahmet abi ya? Şu büyüklük onda kalsınmış. Buyurun. Çattık sabah sabah ya. Ahmet abi, tamam ben ineyim burada. Sen içeri girme, zahmet etme daha fazla. Sırtımda mı taşıyorum be kızım? Sabahtan beri otelde yoruldun zaten. İki adım az yürümüş olursun, fena mı? Ya eksik olma Ahmet abi de. Bir de geç kaldım diye tasalanıyordum. Bak tam zamanında yetiştirdim seni okula. Öyle oldu. Öyle oldu da keşke şu kemer bozuk olmasaydı da ben de ön koltukta otursaydım. O ne demek şimdi Serra? Arka koltukta oturunca ne oluyor ki? Gören seni şoförüm sanıyor. Duymadın mı şımarığın dediklerini? Aman be kızım, tasalandığın şeylere bak. Ben zaten şoförüm, yalan mı? Bugün de senin şoförlüğünü yapıyorum. Ne varmış bunda? Teşekkür ederim Ahmet abi. Kolay gelsin. Hadi kızım, selametle. Allah zihin açıklığı versin. Hatırlamadı bile beni. Kızlar, Selim'i gördünüz mü? Şimdi indi. Sağ ol. Yarınki yayını heyecanla bekliyoruz. Bekle, bekle sen heyecanla. Sabah yarımı da verdim. Oh, rahatladım. Şimdi burada oturup böyle rahat rahat ders çalışayım diyorsun, öyle mi? Sabahki olay diyorum. Sayende bütün okulun diline düştük. Görmedin herhalde paylaşılan postörü. Ufak çaplı bir ifade sorunun falan mı var senin? Zaten sana göre bir sen haklısın. Geri kalan herkes eksik, kaba, ne bileyim. İfade özürlü falan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya sen megalomanlığın vücut bulmuş halisin de haberin yok. Doğru konuşsana be, sensin megaloman. Pardon. Pardon. Bak gördün mü, rahatsız oldu herkes. Ya senin o herkes dediğin kişiler durumdan rahatsız olmuş gibi görünüp durumla eğleniyorlar. Tabii sen bunun da farkında değilsin. Fark ettirelim hemen. Bir dakika. Bak. Çekmiyorum. Ne oldu? Yuh. Çekiyor musunuz aracınızı? Bu ne?
Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ben mi gelin çekin dedim? Millete malzeme verdin. Allah'ım ya, ne manyak tipler var ya. Hem onlara neymiş ki bizim aramızda geçenlerden? Hastalıklı kafalar bunlar cidden. İşin gücün yoksa şimdi bunu temizlemekle uğraş. Pardon? Biz mi çektik de temizlemekle uğraşalım? Çeken utansın. Milletin özel hayatı falan kalmamış yani. Orası öyle tabii. Biliyor musun, sen de hayatını sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Ki bu görüntüleri bu kadar kafana takmışsın zaten. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu konu nasıl dönüp dolaşıp bana geri geliyor? Senin benimle bir derdin mi var? Sen aşırı tepki verdin. Aşırı tepki verdiğin için olay büyüdü ve insanların dikkatini çekti. Benim tepkim yüzünden öyle mi? Hı hı. Pardon da sana ne demeli? Hayır, baban yaşında adam öyle yukarıdan ayar çekmek, ihtiyar falan demek. Küstahlık değil de ne? Bir saniye, böyle küstah, kaba bunlar hoş değil. Ne yani, yalan mı? Biraz sessiz olur musunuz? Sizin sesinizden hiçbir şey anlamadık. Pardon. Peki sana öğretmediler mi hiç tanımadığın insanlara böyle kafana göre sıfatlar takmaman gerektiğini? Hayır. Bana insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini öğrettiler. Ama senin bu yaptığında dürüstlük denmiyor. Bunu halk dilinde densizlik deniyor. Bana bak. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyorsa eğer, çevrende yalakalık yapan binlerce insan var. Onların yanına gider, beni de rahat bırakırsın. Okey? Okey. Tamam, gittiler işte. Çalışın rahat rahat. Selim. Şimdi kız nasıl bir şey ya? Ha? Kız resmen ateş ediyor lan. Hem güzelliğiyle ateş ediyor hem de sözleriyle ateş ediyor. Ya bam bam bam. Gerçekten çok güzel bir şey. Git o zaman onunla muhabbet et abi, hadi. Hiç fena fikir değil kardeşim ama ben şimdi bir günde iki kez ayar yemiş promu yalnız bırakamam. Hayır yani bugün sizi seçip de mi gönderdiler bana? Aa. Ya oğlum tamam lan, sakin. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Ha? Sen beni nasıl buldun? Oğlum seni bulmak çok kolay. Ben şimdi koridora çıkıyorum, kızlara S diyorum. Kızlar da hemen Selim buradan geçip az önce şu tarafa gitti diye. Burak uzatmayalım. Hadi abi kısa kes, yürü hadi. Selam. Ne haber? Hani biz seninle kütüphanede karşılaşmıştık. Sen bizim Selim'e ayar verirken. Senin şoförün geç kaldı galiba. İstiyorsan ben bırakayım seni. He, yok sağ ol, gerek yok. İstiyorsan gel benim arabada bekle. Ya istemez. Yok. Ben birkaç telefon konuşması yapacağım zaten. İyi, tamam, senin keyfin bilir güzelim, hadi bay. Efendim anne. Anne ne oldu? Ne? Sen dua et şikayetçi olmadım. Hmm. Siktin seni, yatardın içeride. Olsaydın senden ne korkacağım anne. Ben? Anne. Sus. Lütfen. Tamam, daha fazla uzatmayalım artık lütfen. Komşuyuz biz ya. Sen bunları asıl o anana söyle kızım. Komşunun başına aşağısı dökmek nerede görülmüş be? Sen bir haddini bil de öyle. Anne. Bak. Tamam artık, ne konuştuk içeride lütfen. Ama kızım onlar da... Anne. Bakın saat kaç oldu? Lütfen evlerimize gidelim artık. Sağ olun, şikayetçi olmadınız. Tamam annem yapmış bir hata ama... siz de bizim cama domates fırlatmışsınız. Bak yatsın kalksın sana dua etsin bu anan. Yoksa biz ne yapacağımızı çok iyi bilirdik. Ne yapacaksın acaba? Oğlum. Lütfen. Tamam. Of. Ama bırak mı ya? Hadi. Hadi gel bize gidelim. Ne hadi? Taksi nerede? Ne var? Bu saatte eve yürüyerek mi gideceğiz yani? Sen de iyice cimri bir kız oldun, çıktın başıma ha. Takside tutacağız anneciğim, hadi. Yavaş ama kızım, o iki vahşi bana saldırdı, benim ayağım burkuldu. Thank you.
müsait bir yerde gidelim. Camdan insanların kafasına su dökmek nedir Allah aşkına ya? Ya abartma rica ediyorum. Ne kadar seviyorsun olayları uzatmayı. Ya ben abartıyorum öyle mi? Karakolluk olduk farkındaysan. Kızım kaç kere anlattım. Seviyesiz insanların uydurduğu iki lafa inanıyorsun. Annene inanmıyorsun. Pes. Anne bak ileri geri seviyesiz deyip durma şu insanlara. Ya göz yüze bakıyoruz onlarla biz. Ayrıca zamanında sizin seviyeli arkadaşlarınızı da gördük. Hayır, nedense bir tanesi bile kalmadı para suyunu çekince. Anne, konuşmuyorum seninle. Ya